herkese. Bilim teknoloji evrenine hoş geldiniz. Sizin de bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda bir siber kriz yaşandı. Bütün dünyada yaşandı bu. Hastaneler, hava yolları, yazılım şirketlerinin ya da çeşitli dijital firmaların, güvenlik sistemlerinin pek çok alanında, hatta Türkiye'nin bile kurumlarında biz bu siber krizi hissettik. Peki bu neden kaynaklanmıştı? Çok basit bir yazılımda bir güncelleme hatasından Microsoft sistemlerini etkiledi, mavi ekran verdi ve bütün sistemi değiştirdi. İnsanlar iş yapamaz hale geldiler. Evet, işte dijitalleşen dünyanın geldiği noktayı bir kez daha gözlerimizin önüne serdi adeta. Çünkü bu daha önce beklenmeden, böyle bu kadar da olmaz herhalde, etkilemez dünyayı denilen şeyler evet etkiledi. Ve hastanelerde ameliyatlar bile yapılamadı. Uçaklar kalkmadı. Peki siber saldırı olsaydı ne olacaktı? Çünkü insanlar ilk başta siber saldırı demişti. Peki öyle olsa ne olacaktı? Siber saldırıda durum ne kadar kötüye gidebilirdi? Ya da bu sorunlar daha büyük nerelere kadar ulaşabilirdi? Ben bilmiyorum. Bu sorunun cevaplarının hiçbirini bilmiyorum. Ama konuğumuz, bugün bizim yanımıza gelen konuğumuz tam olarak bu konularda yetkin biri. Kaspersky'nin genel müdürü İlkem Özer bizim konuğumuz. Hoş geldiniz İlkem Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız İlkem Hanım? İyi misiniz? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Biraz yorgun gördüm size. Çok mu yoğun çalışıyorsunuz acaba? Ay, yoğun. İşler yoğun. Aynen. Siber güvenlik olunca her zaman yoğun. Ama hani bu hafta da özellikle yoğun geçirdik. Aynen. Tabii ki özellikle bu siber güvenliğin revaçta olduğu dönemlerde ve bu kadar sıkıntıların olduğu dönemlerde yani yoğun olmamak mümkün değil. Çünkü bütün ülkede bir kitlenme oldu hatta. Yani bakan açıklama yaptı. Böyle böyle işte birazını kurtardık, diğeri devam ediyor. Devam ediyor. İşte Türk Hava Yolları'nda 84 uçuş iptal oldu. Hastanelerin bazıları çalışamadı. Dahası bir de şey de var yani böyle dünyanın genelinde olduğu için bizim gibi kanallardan bazıları yayına çıkamamışlar. Yani bu tip durumlar olmuş yani. Siz de tam olarak bu alandasınız, siber güvenlik alanındasınız. Evet, ama doğru. Sorularıma geçmeden önce sizi izleyicilerin de tanıması açısından neden bu alanı seçtiniz, nasıl bu işe başladınız, neler yaptınız? Bize anlatabilir misiniz Kaspersky'nin genel müdürü olmadan önce yani? Olmadan önce. Elbette. Aslında yani hani ülkemizde gençler için de belki bir ilham olur. Çok hani erken yaşlarda meslek seçiyor gibi oluyoruz üniversite tercihlerimizde. Özellikle ben mesela Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümü mezunuyum. Ondan sonra da Fransa'da ekonomi üzerine master yaptım ve geldim önce bir bankada çalışmaya başladım. Ama işte hayat öyle gelişti ki o çalıştığım bankanın satılması söz konusu oldu. O sırada tekrar bir iş arayışına girdiğimde de Microsoft'a getirdi. Daha önce yanında staj yaptığım bir yönetici Microsoft'a geçmişti. Hani onun vesilesiyle Microsoft'la tanıştım. Ve hani hiç yapmam dediğim satış tarafında buldum kendimi. Çok da keyif alarak, çok da zevk alarak yaptım. Ve bu şekilde teknoloji sektörüne girmiş oldum. Tabii teknoloji sektörüne girdikten sonra teknoloji sektörünün belli başlı şeyleri oluyor. Ne denir? Dalları oluyor. Hani pek çok alanı var yani. Teknoloji sektörü dediğinizde işin hardware tarafı var. İşte PC'ler var, printer'lar var, network donanım, tarafı var. Yazılım. Donanım, yazılım. Aynen. Ve siber güvenlik tarafı var. Microsoft'tan sonra aslında yönetim yazılımları ve güvenlik yazılımları yapan bir firmaya genel müdür olarak geçtim. Oradan hani o güvenlik ayağından bu sefer sadece güvenlik yapan başka bir uluslararası firmanın yine Türkiye genel müdürü olduktan sonra biz bir kariyer şekilde basamaklarından ilerlerken kendimi hani güvenlikte ve güvenlikçi olarak buldum. Son 15 yıldır güvenlik üstünde çalışıyorum. Güvenlik alanında, güvenlik firmalarında çalışıyorum. Çok da seviyorum. Çünkü çok da dinamik bir sektör bu. Gerçekten çok önemli, çok kritik ve çok dinamik, sürekli gelişmeyi gerektiren, sürekli öğrenmeyi gerektiren, sürekli trendleri takip etmeyi gerektiren ve müşteriyle yakın olmayı gerektiren bir sektör. Çok keyifle çalışıyorum. Şu anda da dünyanın gerçekten en büyük 5 firmasından biriyiz Kaspersky olarak. Çok çok iyi ürünlerimiz var. Bu da aslında bir çalışan olarak bana çok güven veriyor. Çünkü temsil ettiğiniz şirketin ürünlerinin iyi olması sizin onu müşterilere sunarken ve sunduktan sonraki dönemdeki yaklaşımınız açısından çok büyük güven veriyor. Tabii ben de evde Kaspersky kullanıyorum. Yani ücretsiz sürüm ama...
Ya ama gerçekten Kaspersky bir marka olmuştur. Zaten Rus tabanlı bildiğim kadarıyla Rus firmanın. Aslında Kaspersky kaydı İngiltere'de olan bir firma. Ancak tabii ki hani sahibi Rus asıllı ve merkezi hani Moskova. Araştırma geliştirmesi Rusya'da ağırlıklı olarak yapılıyor. Aslında dünyanın pek çok merkezinde. Ben de menşeinin Rus olduğunu zannediyordum. Yani İngiltere kayıtlı, ondan sonra mı Rus tabanlı olarak. Aynen, aynen. Evet. Ama tabii sahibi Rus olunca aslında hepimizin algısı birazcık Rus firması olarak. Ama mesela bizim finans merkezimiz İsviçre'de, data center'larımız İsviçre'de. Oldukça global bir firmayız. Hani hakikaten uluslararası ve global çalışan bir firmayız. Bu isim Rus ismi olarak Kaspersky. Evet. Çünkü insanlar Kaspersky diye okuyanlar var Kaspersky ama değil. Kaspersky değil ya. Kaspersky. Hayır, Kaspersky. Evet, Kaspersky. Peki, şimdi biz tabii antivirüs şirketi olarak biliyoruz. Kaspersky antivirüs. Yani bizim için eşittir bu yani. Bu, ama evet. Sanırım bundan daha fazlasını yapıyor şirket. Şöyle, ilk kurulduğunda ki 27 yıl olmuş kurulalı, ilk kurulduğunda tabii ki öncelikle antivirüs olarak çıkmış piyasaya. Sonra çok uzun yıllar antivirüs olarak kalmış ve antivirüs de dünya lideri. Hani biz girdiğimiz pek çok testten gerçekten birinci olarak çıkıyoruz. İkinci olarak bile değil, lider olarak ve birinci olarak çıkıyoruz koruma ölçeğinde. Fakat tabii güvenlik sektörü de geliştikçe ve ihtiyaçlar çoğaldıkça Kaspersky de güvenlik odaklı bir firma olarak pek çok diğer çözüme de girmiş durumda. O yüzden evet hala yaygın olarak antivirüs firması olarak bilinmekle birlikte yani gerek bir KOBİ'nin gerek bir büyük firmanın hani en büyük firmanın A'dan Z'ye pek çok güvenlik çözümünü sağlayabilecek çözümlerimiz, ürünlerimiz var. Aslında çok geniş spektrumlu. Medya alanında da medyanın güvenlik alanında tabii ki, tabii ki bir medya şirketinin de güvenlik altyapısını sağlayabilecek çözümlerimiz var. O zaman bunu bir konuşalım daha sonra. Memnuniyetle. Şimdi benim mesela merak ettiğim burada bu alan siber güvenlik alanı son zamanlarda, son yıllarda aslında daha çok böyle bir önem kazandı. Çünkü saldırılar arttı. Saldırılar artınca belli hani devletlerin kullandığı şey atıyorum belli tesislerde kullanılan tamamen dijital işte bilmem işte retina okuma bilmem ne okuma işte bütün yazılım donanım işte 10 şifreli olan şeyler kırıldıkça sistemler bozuldu. Bu sefer siber güvenlik alanı çok daha önem kazandı. Şimdi böyle olunca işte Microsoft'un böyle temelinde biliyorsunuz zaten çok fazla dijital şirket var. Çoğu hani Linux ya da işte iOS, Apple'ın şeylerin Mac kullanmadığı için Microsoft kullanan çok şirket olduğundan dolayı dünyanın büyük bir kısmına tekabül ediyor. Ve güvenlik şirketi de bunlarla çalışanlar da büyük şirketlere dahil olduğunda sonuç bir şirket %60'ını eğer güvene almak için iş yapıyorsa oradaki sorun dünya üzerindeki %60'ı etkiliyor. Ve bu inanılmaz bir noktaya ulaştı. Geçtiğimiz haftalarda olan CrowdStrike, yani şirket buydu ve söylenen şu, bir güncelleme yapmışlar, gece yarısı yapıyorlar ve mavi ekran veriyor ekranlarda. Sistemi kilitliyor, hiçbir şey yapamaz hale geliyorlar, bütün veri tabanı çöküyor ve yani insanlar, oradaki teknisyenler de iş yapamıyor çünkü yani sağlayıcı zaten yurt dışı tabanlı CrowdStrike. Şimdi CrowdStrike bir güncelleme yapana kadar sistemler iptal. Peki ne olacak? 84 tane uçak iptal oldu. Kaç insana tekabül ediyor? Ya da hastanede ameliyatların olmaması ya da Ulaştırma Bakanlığı'nın işte çeşitli sistemlerinde biz bunları çalışamıyoruz. Siber saldırı yok ama şimdi ufak hafifletici çözümler aldık. Ya bu inanılmaz bir nokta. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bir firmanın basit bir uygulamasında hani bir güncelleme dahiline yaptığı sorun bütün dünyada kriz olması, kanalların bile ekrana girememesi, bankaların çalışmaması. Siz bir siber güvenlik uzmanı olarak, hatta böyle bir şirketin başında olarak siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bizim bu konuda aslında resmi web sitelerimizde falan resmi açıklamalarımız da oldu. Burada şöyle bir şey, hani basit bir güncelleme diyoruz ama aslında bir de bir geri almak istiyorum. Aslında Microsoft çöktü, iOS'ta veya Linux'ta olsa olmazdı diyoruz ama yani bu case'de hani bu güncelleme evet Microsoft işletim sistemini etkiledi. Ama iOS'ta veya Unix'te siber saldırı olmaz veya hani bir değil şey olmaz gibi bir şey yok. Değil. Sadece şöyle bir şey var. Çok yaygın kullanılmadıkları için çok sık hedef alınmıyorlar. Veya işte bir olay olduğunda
en yaygın kullanıcı Microsoft tabanlı olduğu için hani orada görüyoruz biz bu olayları. Yani. O yüzden hani Linux'ta olsa belki dünyada bu kadar etkili olmazdı herhalde, evet, değil mi? Evet, o kadar yaygın kullanılmadıkları evet. için etkisini bu kadar hissetmezdik. Ama hı-hı. belki bütün Linux kullanan PC'ler yine etkilenmiş olabilirdi. Yani. Onu bilemiyoruz. Çünkü hani hakikaten bu güncellemeyle olan şey aslında bize teknoloji dünyası olarak internete açık olduğumuz noktada bu bize ciddi büyük kolaylık getiriyor hayatımızda, işletmelerimizde, iş yapış şekillerimizde. Ama bir taraftan da ne kadar bu konu, bu hani teknolojiye, dijital çağa bağımlı olduğumuzu ve dolayısıyla ne kadar düzgün korumamız gerektiğini de gösteriyor. Ha diyeceksiniz ki ama zaten bunları korumak için konan güvenlik ürünü bunu yaptı. Evet. Şimdi orada tabii yani zaten olmasın diye bu insanlarla çalışıyorlar. Gidiyor yani onlar batırıyor yani. Saldırı olmasın diye onlarla çalışılıyor. Yani şimdi ben tabii ya hiçbir üretici bu arada diyemez ki benim hani yazılımım işte var olan PC'deki başka bir yazılımla çakışıp da mavi ekran verdirmez. Hani bu çok iddialı bir laf olur. Çünkü onlar da güncelleme yapıyor, bunlar da güncelleme ama yapıyor. Ama şu var. Mesela biz 2009 yılından beri Kaspersky olarak güncelleme verifikasyonu diye bir prosedür uyguluyoruz kendi şirketimizde. Nedir bu prosedür? Bir güncelleme yapılacağı zaman o mutlaka öncelikle bizim şirket içerimiz içinde birkaç kademe testten geçiyor. Bu Kaspersky'nin yaptığını diğerleri yapmıyor mu yani? Yani şimdi ben diğerleri için konuşamayacağım ama normalde yapılması gereken yani hani standart bir iş aslında olan bu. Evet. Yani normal yazılım piyasasında da yeni bir versiyon çıkardığında da hani bu hı-hı. versiyonlar önce bir beta'dan geçer. Evet. Sonra işte gamma olur. Sonra hani üretime açık hale gelir. Pek çok kalite kontrolden geçerek yeni versiyon yayınlanır. Yani güncellemeleri de bu derece ciddiye alarak yapıyor olmamız lazım. Eminim başka yapanlar da vardır. Biz Kaspersky olarak 2009 yılından beri buna çok önem veriyoruz. Ve bir de şöyle yani sektörün şöyle kuralları var aslında. Mesela bir cuma günü update yapılmaz. Hani bu cuma günü yapıldı. Cuma günü yapıldı mı? Evet, pek çok yani ertesi pek çok hafta yapılmazın sonra. Yapıldığını gördük. Aynen. Ve çok büyük bir firma. Çok büyük bir firma bir de yani. Yani evet büyüklüğünü zaten etkilediği alandan hani etkilediği evet. iş hacminden görebildik aslında bir anlamda. Kötü reklamı hiç kötüsü olmaz derler ama bayağı bir kötü şekilde ismi lanse edildi şu evet, an. Evet en azından borsada ciddi düşüş kaydetti hisse senetleri. Hani biz bunu hep siber saldırıya uğrayan firma itibarsızlığa uğrayıp hani para kaybedebilir dedik. Ama böyle büyük hata yapan bir firma da daha benzer kötü. Bir şeyi gördü. Diğerine saldırı var. Bertaraf edememişsin. Bunda saldırı yok. Evet. Kendi kendini batırmışsın. Aynen. Bir üçüncü nokta değinmek istediğimde yani bir güncelleme geçtiğiniz zaman da bunu bütün dünyaya aynı anda geçmek, bütün müşterilere aynı anda bu güncellemeyi geçmek doğru bir yaklaşım değil. Biz orada mesela bunu kademeli yapıyoruz. En azından hani bir müşteride hakikaten bizim testlerimizden gözden kaçan bir şey oldu ve bir müşteride bir sıkıntı olduysa da hemen o zaman hani güncellemeyi durduruyoruz. Bu probleme bakıyoruz. O problemi çözmeye çalışıyoruz. Ondan sonra tekrar güncellemeye devam ediyoruz. Bir de tabii mimari yapı farklılıkları da var. Yani tabii ki hayat bulut ve servis üzerinden çok gidiyor ama diğer taraftan da çok merkezi yönetilen uygulamaları bünyenize kattığınız zaman da o zaman da kurumların bunun üzerinde kontrolü yoktu. Yani CrowdStrike bu güncellemeyi geçti. Hani hiçbir kurum da bu güncellemeyi durduramadı. Çünkü merkezden basılıyordu. Sadece şeymiş, gece internete bağlı olmayanlar bu güncellemeyi alamamış ve bu saldırı aynen bu sorun olmadan devam etmişler yani. Bu evet, sorun Amerika olmadan. Uyuyordu o saatlerde. Evet, aynen. Yani bu sorun evet. olmadan devam etmişler. Olsaydı daha da büyük olacaktı. O aynen, gece olan aynen. bağlantı olsaydı daha da büyük ama olacaktı. Normal de yani mesela pek çok kurumda biz bunu görüyoruz. Bizim mesela hani en azından bulut tabanlı çözümlerimiz de var tabii ki aynı işi yapan ama olmayan çözümlerimiz de var. Mesela olmayan çözümlerimizde biz bir update'i aslında önce o kurumun bir sunucusuna indiriyoruz. Ondan sonra o sunucudan hani kademeli olarak PC'lere dağıtılıyor. Mesela kurumun da en azından bunun üzerinde bir kontrolü oluyor. Hani bunu vurgulamak istedim ama gerçekten bize bir anlamda reklamın iyisi kötüsü olması belki şu şekilde korabiliriz. Çünkü biz hep diyorduk ki yani güvenlik çok önemli bir şey ve hangi sektörde olduğundan bağımsız. Sen eğer hani hacklenirsen
işlerin durabilir. Evet. Hani dediğiniz gibi işte mesela bir televizyon şirketi hacklendiğinde duracağını belki düşünmezdi veya hani işte sağlık sektörü ameliyat hani hacklendiğinde ameliyat yapamazsın diye anlattığımız evet. zaman bunu anlamıyorlar. Yine çıkamamışlar ama. yani evet biz hep genelde algı olarak işte paramızı korumak, finansal şirketlerin bu korumayı üst kademede tutması gerektiğini düşünüyoruz ama üretim sektöründekilerin falan pek bu konuda ya işte idareten bir şey alalım gibi bir yaklaşımları oluyordu. Hani onun öyle olmaması gerektiğini, bir problem olduğunda sektör bağımsız, herkesin gayet aynen. dijital bağımlı olduğunu ve etkilendiğini görmüş olduk. İşte bu tam olarak işte dijitalleşen dünyanın geldiği noktayı gösteriyor. Evet. Bu çok enteresan. Orada yani geldiğimiz aşama belki hep abartılıyordu. Ama şu an mesela abartılmadığını görüyoruz. Görüyoruz. Bu çok basit aynen. bir şey yani. Kimileri şeydi, bu bir uyarı, farkında değilsiniz. Ya yani kendi kendimize yaptığımız bir uyarı. Büyük bir saldırı olmadı. Şey hani tehlikeli evet. bir durum atlatılmadı aslında. Bu basit bir hatanın telafi edilerek hayatlara devam edilmesiydi aynen, diyorlar. Aynen, kötü niyetli değildi. Elon Musk hani böyle... dalga geçti bu arada. Çalışan tek şey... Burası diye Twitter X'ten paylaşıyor. Bütün her şey durmuş, burası devam ediyor diye. Hiç bulduğunu da kaçırmıyor adam yani böyle şeyleri. İşte tabii böyle şeyler de olabiliyor. Ya çok yüklenmemek lazım. Hani biz dediğim gibi hani biz sadece bu soruya çok yani bu soruyla çok karşılaştığımız için hani sizde olsa nasıl olur diyor. Biz hı-hı. sadece kendimiz hani bu konudaki prosesimizi paylaştık. Hani bizde olsa güncelleme sebebiyle böyle bir hani büyük çaplı bir felaket diyelim ne hı hı. sebep olmazdık. Ya bir de tabii burada şöyle bir şey var. Az önce dediğiniz gibi bulut sistemleri var. Çünkü bulut sistemleri hani dataları topluyorlar hı hı. orada. Yani inanılmaz şey var, veri var zaten. Onları bir yer toplamaları gerekiyor ve her zaman fiziki durum da yetmiyor. Fiziki koşul da yetmiyor. Sunucular artık patlıyor. Hı hı. Hep internete, cloud sistemi, bulut sistemine. Ama işte hata buradan kaynaklanıyor. Çünkü orada Azure cloud sistemi etkilenmiş. Microsoft'un verdiği bir hizmet. Ve bununla çakışıyor. O yüzden veri yok ellerinde. Evet. Yani hastanın verisi yok. Yolcunun verisi yok. Kimsenin verisi olmadan da iş yapamamışlar. Yani buradaki aslında bulut sistemi, cloud sistemi hep şey derlerdi. Çok iyi, çok iyi derlerdi. Ama bir ara hacklendi. Apple'da bir hacklenme oldu. Okay. Büyük problem olmuştu. Şimdi burada böyle bir sıkıntı oldu. Sizce cloud sistemi gerçekten İyi mi yoksa hala bu tip hatalardan dolayı riskli bir sistem mi? Bence doğru analiz edilip doğru uygulamaların ve doğru verinin nerede tutulacağına karar vermemiz lazım. Çünkü bulut sistemi gerçekten buluttan verilen servisler özellikle mesela hani her konuda eleman barındırmak çünkü eleman da büyük bir ihtiyaç piyasada yani doğru teknik elemanı bulmak, doğru kalifiye bir ekip kurabilmek dolayısıyla bütün sistemleri yönetmeye çalışmak falan bunlar tabii ki belli yükler şirketler üzerinde. Ama hani hangi bilgiyi gerçekten kritik bilgini bir internet kesintisi olduğunda erişemeyecek durumda kalırsan işte o zaman hani belki de yanlış seçim yaptın. Ama hani onsuz da var olabileceğin hani böyle daha kolay kullanılabilen hani hakikaten orada olması verimlilik sağlayacak ama bir problem olduğunda da elin ayağını kesmeyecek uygulamaları bulutta kullanmalıyız bence. Hı-hı. Ama bu son olay da bence net olarak gösterdi ki hakikaten kişisel bilgilerimizin olduğu, verilerimizin olduğu ve kritik bilgilerimizin, kritik uygulamalarımızın olduğu sistemleri sanıyorum bulut olmasa daha güvenli olabilir en azından henüz. Evet. Ama hani dediğim gibi buna birazcık şey gibi bakmak lazım. Mesela şubeleşme ve internet gibi hani internetten işlem yapmak veya şubeye gidip işlem yapmak, markete gidip işlem yapmak. Yani market orada her zaman var. Hani bir kesinti olduğunda gidip sen alışverişini yapabiliyorsun. Mesela hani günlük hayata uyarlamaya çalışacak evet. olursak evet. bunu. Çünkü mal orada. Yani hani malın bir şekilde hani böyle kritik malın bir şey elinizin altında olmasında fayda var sanki. Tabii. Ama yakınımızda olsun yani. Evet ama yeri geldiğinde de hani internetten de faydalanabiliyor olmak lazım. Yani bunun doğru. bir dengesini kurmak lazım. Bir denge burada önemli diyorsunuz. Evet. Peki şimdi burada bir ilk başta siber saldırı dediler. Sonra olmadı anlaşıldı. Açıklamalar evet. geldi. İşte böyle böyle sorun yok denildi. Peki ya siber saldırı olsaydı? Ve siber saldırı olsaydı bu sorun yani nereye kadar kötü gidebilirdi? Ama ilk önce izleyicilerimize de bir
anlamak için, böyle hani işin bütün temelini bir görmek için, siber saldırı nedir, nasıl yapılır, bize burada anlatabilir misiniz? Siber saldırı nedir? Tabii siber saldırı aslında çok çeşitli siber saldırılar var. Ama hani siber saldırı dediğimiz günün sonunda dışarıdan diyeceğim şimdi, ama saldırı diye baktığımız zaman dışarıdan sizin izniniz olmayan bir işlemi gerçekleştirmek demek. Bu verinizin çalınması olabilir. Yani size ait bilgilerin, kişisel bilgilerin, banka bilgilerinin, kredi kartı bilgilerinin veya başka hani değerli bilgilerinizin. Fotoğraflar yani, olabilir belki. Ya fotoğraflar olabilir. Videolar. Hani şey deniyor o zaman da, yani fotoğrafım onun eline geçmiş, ne olacak? Şimdi ne olacak? Aslında fotoğrafın onun şantaj. Eline geçtiğin zaman, ya böyle şantaj vari bir fotoğrafsa, ama oraya varmadan önce, yani çok masum fotoğraflar bile. Şimdi sosyal medyada o tarz bilgileriniz, işte sizin yaptığınız spor faaliyeti, işte yediğiniz, içtiğiniz yemek bilgisi diyelim, hani birilerinin eline geçti. Onlar onu sosyal mühendislik olarak kullanıp sonra size çok inandırıcı bir e-posta atıp o linke tıklamanızı sağlayıp ondan sonra değerli, gerçekten finansal belki banka şifrene ulaşabiliyor. Belki bir keylogger girecek. Siz klavyeye ne yazarsanız ne adamın yazarsan, bilgisayarına düşecek. Bilgisayarına düşecek. Yani siber saldırı evet dışarıdan geliyor ama bu şey gibi sanılmasın. Yani hemen böyle atlı güçler kapına dayanıyor. Hayır, önce casus gönderiyorlar. Yani o casusu göstermek geliyor için önden. Seni bir tanıyor. Scout geliyor. Yani gerçekten aşama aşama oluyor. Yani önce senin belki hani o yüzden biz mesela şey diyoruz. Çevrim içinde çok fazla bilginizi tutmayın. Hani limitli bilgi paylaşmaya çalışın. Çünkü o paylaştığınız her bilgi sonra kullanılıyor. Size önce birinci aşama şey olarak geliyor. Dediğiniz gibi bir linke tıklıyorsunuz. Belki hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ne olduğunu, ne bittiğini farkında değilsiniz. Ama bilgisayarınıza bir yazılım yükleniyor. O yazılım gidiyor sizin sonra banka şifrenizi çalıyor ve birdenbire bir bakıyorsunuz bankanız hacklenmiş, hesaplarınız hacklenmiş. Yani bu böyle hemen hesaplarınız hacklenmiyor. Kademeli bir şekilde oluyor. Ve bu konuda da mesela bu bilgi hırsızlığı, kimlik avı hırsızlığı dediğimiz şey en yaygın siber saldırı. Oltalama yöntemlerinde de oluyor bu. Çünkü hani böyle avlanıyorsunuz bu şekilde. O yüzden hani oltalama çok uygun bir şey. Sizi tuzağa düşürüyorlar yani. Sizi tuzağa düşürüyorlar. Aynen aynen. O yüzden yabancı linklere tıklamayın diye o kadar özellikle söylüyoruz. Kesinlikle, ama işte yabancı olduğunu da, yani bunun için de iyi bir eğitim almak lazım. İyi bir farkındalık gerekiyor. Çünkü bazen gerçekten o kadar sofistike geliyor ki o e-postalar. Özellikle biz 2003 yılı sonundan itibaren mesela bu trendi görmeye başladık. Daha önce mesela bir diyelim çok önemli bir şahsı şey yaptı. Belki 6 ay onun üstünde çalışıyor. Sadece o şahsa yönelik bir saldırı planlıyor. Çok sofistike oluyor. Bunları çok az görüyorduk. Daha ziyade mass, yani herkese giden bir tane kargo mail görüyoruz. Yani mesela şeyden ne bulursak, okyanustan kimi çıkartırsa. Okyanustan kimi çıkartırsa. Şimdi biz son dönemde böyle ikisinin ortası diyebileceğimiz, yani böyle herkese gönderilen gibi hani okyanustan ne çıkarsa değil, gerçekten şurada şu grup balık var, ben buna yönelik bir şey yapayım diye sofistike olmuş. Ha tamam, kişisel tek bir kişiyle uğraşılmış değil, yine bir gruba gönderiyor ama çok daha sofistike, çok daha inandırıcı, çok daha... Çünkü işte onun ilgi alanları var galiba, ya da onların toplantıları var. Arkasında yapay zeka kullanabiliyor falan ve gerçekten hani çok daha sofistike zaten, bir hale gelmiş zaten yapay zeka girdi mi işin rengi çok değişiyor. Aynen. O yüzden ben hani seyircilerimize dönüp bunu da çok vurgulamak istiyorum. Gerçekten size bir e-posta geldiğinde, sizden bir bilgi istendiğinde, yani herhangi bir şekilde sizden bilgi istenen bir şey varsa veya şuraya gir şunu yaz. Ha girdiniz mesela o linke, en azından bir durun yani sizden bilgi istendiğinde hakikaten burası doğru mu? Yazılımına iyice dikkat edin. Hani iyi yerine L mi koymuş? Hani kandırmaca var mı? O yerine işte sıfır mı konmuş falan, bu tarz bazen şeyler oluyor. Asıl markanın ismine yakın bir şey. Bir şey, evet hani logo orada hakikaten bununla ilgili mi, bazen hani sadece şaşırtıyor, böyle bir şey olmaması lazım deyip giriyorsunuz. Ya olmaması lazım diyorsanız girmeyin yani hani bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Lazım. Peki siber saldırıda nereye kadar bu çıkabilir? Mesela biz bunun basit ölçeklerini konuştuk. Evet hani bu bize yapılan falan daha ufak ölçekli şeyler. Peki siber saldırının daha büyük ölçekte olan büyük kurumlara, devlet birimlerine, kamu kaynaklarına olan siber saldırının masif ve böyle daha yıkıcı olan siber silah şeklinde olan noktalarını neler görebiliriz? Yani bunun ucu nedir?
Ya bunun aslında ucu yok ve özellikle hükümetler arasında, hani kamu kurumları arasındaki hani casusluktu veya bir şekilde bazı konularda manipülatif işler yapmak için falan kullanıldığını da görüyoruz. Bilgi hırsızlığı, veri hırsızlığı en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Bu hani çok değerli rekabetçi bilginiz olabilir, savunma sanayine yönelik çok değerli bilgileriniz olabilir veya hani bir elektrik şebekesine saldırı düşünün mesela. Hani elektriği kesiyor mesela ya da daha basit söyleyeyim mesela trafik ışıklarında oynuyor. Kazayı sebebiyet. Olabilecek evet. Kazalar evet, yani evet, zincir doğru, kazalar doğru. Olabilir. O yüzden bunun gerçekten hani ucu bucağı yok. Genellikle bizim son dönemde gördüğümüz tabii ki devletler arası hani o casusluk olayında onu muhtemelen biz kişiler olarak, bireyler olarak çok görmüyoruz. Hani o daha kapalı kapılar arkasında oluyor, bitiyor. Kişiler olarak gördüğümüz ama daha ziyade verilerimizin çalınması, işte mesela şifrelerin çalınması. En son mesela bir 10 milyar şifre çalındı çok yakın bir zamanda. E-Devlet'ten bahsediyorsunuz. Evet, aynen. E-Devlet'te 80 milyon bütün verilerine ulaşmışlar. Yani hatta ben o 80 milyonun verileri nasıl ulaşıldığında hani bir takip ettim şeyden, onların kanalından ve satıldığını gördüm. Yani bayağı bir panel açmışlar tabii. Ve diyorlar ki sen işte şu plakanın kullanıcısını mı görmek istiyorsun? Sen şu kızın adresini mi bulmak istiyorsun? Sen şu adamın nerede yaşadığını mı görmek istiyorsun? Doğum tarihini mi istiyorsun? Bize şu kadar para ver. Para da çok ufak rakamlar. 500 lira, 1000 lira falan yani. Biz sana sistemi açacağız. Ben en son baktığımda gerçekten yani kimi yazsam, bildiğim insanları kimi yazsam bulabiliyorum. Yani ben girdim araların müşteri gibi takıldım aralarında. Anladım. Girdim hani gerçekten hani bu doğru mu diye arada müşteri gibi girdim. Ben de sizdenim falan şeklinde girdim. Baktım gerçekten söylendiği gibi değil. Daha fazlası. Yani en son konuşulan şey plaka üzerinden bulma. Yani bir adam plakasından o kişinin TC'sini, adresini bulacak. Oradan yaşadığı yerden sağlık kayıtlarına çok riskli bir şeydi. Premium paketler yapmışlar böyle. Şimdi mesela bu çok büyük bir şey değil mi? Siz bir ülkenin bütün vatandaşların olduğu uygulamanın bütün o gizli verilerinin hepsini çalıyorsunuz. Yetmezmiş gibi ufak bir grup olsa hani çok bir şeydi ya, ne yapacak? 10 kişi ya da 20 kişi ya da 100 kişi ne yapacak 80 milyona karşı? Ama satılırsa İşte o zaman işin rengi değişiyor. Evet. O zaman inanılmaz bir silsile ortaya çıkıyor. Böyle bir durum mesela. Yani bunlar işte veri bilgisi, yani verilerimiz, kimlik bilgilerimiz dediğim kısma geliyor. Çünkü bilgi artık çok değerli. Evet. Gerçi şu anda hani şeyi söyleyebilirim. Gerçekten devlet kurumlarımız güvenliğe had safhada önem veriyorlar ve bunun önlemlerini aldılar. İnşallah bir daha tekrar yaşanmaz. Hani kimi bizi kullanıyor, kimi başka ürünleri kullanıyor ama en azından bu konuda gerçekten hani önlem aldılar. Benim bahsettiğim aslında RAKYO 2024 denen bir tabirle geçiyor. Gerçekten böyle dünyadan 10 milyar şifre çalındı. O yüzden mesela hani yine seyircilerimize şey söylemek isterim. Hani bir kontrol edin bunun etkilerini ve mümkün mertebede aslında kullanmadığınız hesapları kapatın ve şifrelerinizi değiştirin. Gerçekten çünkü belki de sizin de şifreniz bu çalınanlar arasında olabilir. Çünkü 10 milyarlık bir şifre database'i yani ne yaptılar? Satıyorlar mı? Satıyorlar. Yani çünkü şöyle, siber saldırı dediğimiz zaman karşımızda tek bir insan şey yok. Bir sürü gruplar var. Ve bu gruplar yeraltı dediğimiz hani işte network'te, onların kendi bir network'ü var. O network'te birbirlerine haberleşiyorlar. Tabii dark web değil. Dark web, evet, dark aynen. Web. İngilizce kullanmamaya çalışıyorum. Ama o çok artık bilinen bir şey. Evet, İnternette yüzeysel kısmı, aynen. bir de karanlık kısmı. Aynen öyle. O dark çok web'de. Fena bir yer zaten. Yani çok fazla kişinin girebildiği bir yer değil ve hani katil, kiralık katillerden insan ticaretine, köleliğe, işte pek çok şeyin orada barındığı, FBI'nin işte girmeye çalıştığı İşte bir sistem. Da kendi aralarında haberleşiyorlar. Evet. Ve birbirlerine yazılım da satıyorlar. Soğan yani sistemiyle, onion chain'le yapıyorlar aynen. Bunu. Yani mesela çok basit kodları orada hazır olarak bulabiliyorsunuz. Hani kodu alıp bazen siber saldırı yapmak için çok müthiş mühendis olmaya bile gerek kalmıyor. Erişiminiz varsa hani bir şekilde. Hazır koda ulaşıyor. Bayağı saldırı silahı gibi yani. Bu kodu al yolla, dağıtacaksın oraya diyor. Aynen, dağıtacaksın veya bilgisini çalacaksın veya işte fidye yazılımlar mesela bu şekilde. Blackmail. Fiyatı da var. Şantaj için onları kullanıyorlar. Bilgisayarı kilitliyor. Sen verilerine ulaşıyorsun.
ulaşamıyorsun. Bir evet. mesaj görüyorsun. Diyor ki işte bana şuraya şu kadar para yatır. Ben sana şifreyi vereceğim. Şifreyi vereceğim. Bilgilerine ulaşabileceksin. Resmen fidye yani. Senin bilgilerini birisi şantaj yapıyor işte. Rehin alıyor para yani. Para karşılığı. Evet, istiyor. Aynen. Bilgilerin karşılığında fidye istiyor. Yani. Fidye istiyor, evet. Hani. Peki bu mesela, şimdi CrowdStrike'da bu yoktu. Onlar tam bunları önlemek için yapmışlar ama geldiğinde sistem çöküyor ve insanlar iş yapamıyor. Fakat açıklama yapıyorlar. İşte ben hatta çıkarmıştım açıklamasını. CEO'su George Kurtz şey demiş, sorun tespit edildi, izole edildi, çözüm uygulandı. Müşterilerimizin en son güncelleme için destek portalına yönlendiriyoruz. Eksiksiz şekilde sağlayacağız demiş. Peki o süre esnasında bir baktım yani hani dünya ne kadar etkilendi. Ortalama rakamlar milyonlarca değil, milyarlarca dolar zarar. Şimdi böyle bir durumda bu firma karşılıyor mu? Milyarlarca dolar yani. Herhalde firmanın maliyetinden daha fazla bir zarar var ortada. Evet. Ya şimdi şöyle... Kaspersky karşılayabilir mi mesela böyle bir durumda? Öyle bir şeyiniz var mı sizin? Yani çok şükür öyle bir durumda kalmamak için öncelikle biz önlemlerimizi alıyoruz. Hani dört bir anlayayım. Kalmamız lazım zaten. Evet, aynen. Hani büyük de konuşmaktan da insan bazen çekiniyor ama öyle bir durumda sonucu milyarlarca dolarmış yani o günün maliyeti. Şimdi şu çıkacak ortaya yani şunu göreceğiz. Aslında mesela bu... saldırıyla beraber şey de gördük. Mesela bizim aslında bazı kurumlar için yönetmelik var. Mesela bulut tabanlı uygulama kullanılamaz diye. Aslında o yönetmeliğe tabi olan bazı kurumlarda bulut tabanlı çözüm kullanmış olduklarını görmüş olduk. Evet. Veya CrowdStrike aslında özellikle yapmıyorum, şimdi birazcık fazla teknik girecek ama bizim altyapımız farklı. Biz mesela işte imza tabanı kullanmıyoruz, tanım yapmıyoruz diyorlardı. Ama bu yaptıkları güncelleme aslında tam olarak tanım güncellemesiymiş ve dolayısıyla yapmıyoruz dedikleri bir şey. Şey yapıyorlarmış. Yaptıklarını da görmüş bu oldum. Aldatma oluyor ama. Yani şöyle, bir şey lisans anlaşmalarında bir böyle bir tazmin maddesi var mı diye görmek lazım. Hı hı. Bir de kurumlar bazen kendileri bir alım yaparlarken, yazılım alımı yaparlarken oraya işte belli hani benim sistemimde şu kadar kesinti olursa bu cezası bu olur, bu kadar kesinti olursa cezası şu olur diye kendi kontratlarına böyle maddeler koyabiliyorlar. Dolayısıyla hani bunu birazcık zaman içinde göreceğiz. Bu tarz kontratları olan var mı? O kontratlar tabii şimdi hukukçular muhtemelen çok savaşacaklar. Burada birkaç bazı avukatlar ciddi zengin olacak muhtemelen ama. Eminim. Ve bayağı da kafaları patlayacak da çok fazla avukat da olacak var. Yani bunun tabii arkasında şeye bakmak lazım yani firmalar bu yazılımı alırlarken kendilerini nasıl bir anlaşmayla korudular veya korumadılar bunu görmek gerekecek. Tabii hani kesinlikle kötü niyetli bir şey değil. Kim hiçbir hani hiçbir rakibime bile dilemem yani. Hani kötü niyetli olsa mesela bir siber saldırı sonucu böyle bir şey oldu ve bunun daha büyük sonuçları olabilir mi? Yani düşünün bu çözüldü. Böyle bir siber saldırı olabilir mi? Yani bu nokta yani bu seviyede sorun çıkaracak bir sistemi kilitleyecek bir siber saldırı olup bunun çözülememesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ya şimdi olmaz diyemeyiz ama buradaki fark şöyle bir şey. Yani şimdi bu herkesin zaten kullandığı ve dolayısıyla network'ünü açtığı yani karşısına bir duvar koymadığı bir sistemin yaptığı bir hata sonucu oluştuğu için yollara çıktı. Yani hiçbir rezistansla karşılaşmadı. Takır takır tabii. girdiler çünkü tabii. girme izinleri vardı. Hani i̇çeriden tabiri çöktü. Caizse. Aynen birazcık içeriden çöktü bu. Hı hı. Şimdi bir siber saldırı olduğu zaman genellikle dışarıdan geldiğini düşünüyoruz ve kurumun içinde hani bu yabancı madde firewall var mesela, ateş duvarı var. Hem firewall'lar var, network'ü gözleyen uygulamalar var. İşte CM dediğimiz aslında bizim bütün kurumun içerisindeki hareketleri ölçenler var. Ajanlara yüklediğim yani PC'lere yüklediğimiz sunuculara yüklediğimiz ajanlar var. Yani bunlar hepsi içeride de birbirine haberleşerek bir dakika ben burada bir anomali seziyorum mu haberleşerek bunu durdurmaya yönelik pek çok çözüm var. Ama yani şimdi bu yani bunu söylemesem mi ama ben söylesem ne fark eder söylemesem ne fark eder düşünen düşünmüştür. Yani bu birilerine ilham verip hani sanki içerideki bir uygulamayı imite ediyormuş gibi veya içeride izni olan bir uygulamanın update'ini bozmaya yönelik hani siber taklit saldırılar anlamında. Bir şeyler yapar mı i̇çeriden ya da gerçekten taklit. İçerideki uygulamanın çalışma sistemini bozarak da bak neler yapılabiliyormuş diyen ve bununla bir ilham uğraşan, kaynağı olabilir olur mu?
riskli bir durum. Bilemiyoruz evet. Tabii ki ama daha zor. Yani bu denli etki etmesi hani benim görüşüme göre daha zor. Neden? Çünkü burada mani olan hiçbir şey yoktu. Yani rezistans evet. yoktu. Açıktı evet. çarp diye o yüzden doğru. hepsi çöktü. Doğru. Peki mesela burada... Ama yine de tehlikenin farkında yani... Olmamız lazım. Sonuçta bu yol açık mı? Açık. Yani... Peki bu durum biraz bizi düşündürmüyor mu? Yani mesela hı-hı. baksanıza bir sorun çok büyük krize yol açıyor. İşte dedik ki hastanelerde ameliyat olmamış. Uçuşlar iptal olmuş. Belki çok önemli bir yere gidecek, gidilemiyor. Yayına çıkılamayanlar var. Bankalarda bazı sistemler yavaşlamış. Bazıları işte para aktaramamış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Ya da çeşitli kurumların uygulamaları hı-hı. sekteye uğramış. Bu nokta bana artık şunu getiriyor. Yani dijitalleşen dünyanın geldiği seviye. Hı hı. O kadar yüksek bir noktadayız ki insanlar dijital dünyanın, dijitalleşen dünyada bir bağımlı noktaya gelmiş durumda var. Ve sadece insan bağımlılığından bahsetmiyorum burada. Hani telefon veya bilgisayar bağımlılığından değil. Yaşamlarımız oraya bağlı yani. Evet. Çünkü burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hayatımızın doğal akışına bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ve böyle bir sorunda biz kilitleniyoruz. Niye? Şöyle bir şey oluyor. Sen bunu nasıl 80 yaşındaki amcaya anlatabilirsin? Ya da yani sen bunu nasıl oradaki insana haklı bir şekilde gösterebilirsin ki? Ben gitmek istiyorum. Orada uçak var diyor. Ben gitmek istiyorum yani diyor. Gitmek istiyorum. Doktor orada, ameliyathane orada. Niye beni almıyorsunuz diyor. Şimdi böyle bir durum var. O yüzden ben şunu sormak istiyorum. Sizce dijitalleşen dünyanın geldiği bu noktanın ne gibi avantajları ve dezavantajları var? Wow, okay. Önemli bir nokta ve muhtemelen de hep tartışılan bir nokta. Özellikle şeye baktığımız zaman, nasıl diyeyim, endüstrileşmede, endüstri 1, 2, 3, 4, hani şu anda 4'teyiz veya belki 4 plus'tayız, yani 4 artıdayız. Endüstrileşmenin gittiği noktada dijitalleştikçe hep bu bir dilema olarak karşımıza çıkıyor. Hani eski mi daha iyiydi, şimdi mi daha iyiydi? Ama şu da bir gerçek, yani çağımız hızlandı. Ve hani 80 yaşında bir amcaya nasıl anlatırsınız dediğiniz, hani mesela Allah daha uzun ömürler versin inşallah. Benim babam 87 yaşında. Bayağı hani internette araştırmalar yapıyor, yazılar şey yapıyor, dünyayı takip ediyor. Hani çok güzel aynen şey. evde internette hata olduğu zaman hemen kızım bana yardım, hemen elim ayağım kesildi falan modunda geliyor. O yüzden artık aslında yaş bağımsız herkes bir şekilde dijitalleşmeye hakim. Bir kere çok hız getirdi bize yani her konuda çok hız getirdi. Her konuda verimlilik getirdi. Ve yenilikçi çözümler ve günlük hayatımızda bile ciddi kolaylık getirdi. Yani telefon olmadığı zamanları mesela hani düşünemiyorum. Yani telefonu unuttum ve birbirine buluşmak istiyorsun. Yani zor. Zor. Eski dönemler çok zormuş. Aynen öyle. Yani veya hani hemen bir işlem yapmak istiyorsun. Bunu internet üzerinden, telefon üzerinden yani şu telefonlarımız artık elimiz ayağımız oldu. Her şey orada. Yani bu getirdiği kolaylık, hızlılık, verimlilik inanılmaz. Ve mesela ameliyatlardan bahsediyoruz. Aslında özellikle bu hani iyice internetin hızlanmasıyla beraber, veri aktarımının hızlanmasıyla beraber şeyler mümkün. Yani evet bir tarafta burada çöktüğü zaman ameliyat iptal oldu ama diğer tarafta benim belki dünyanın bir ucundaki bir doktora ihtiyacım var ve o dünyanın bir ucundaki doktor oradan uzaktan ameliyatını yapabilir. Tabii artık özellikle yeni cihazlar, sistemlerle, yeni cihazlarla, VR gözlüklerle. Aynen yani evet o hani sonuçta uzaktan bağlanıp robot kollarını uzaktan yöneterek burada yani başka bir yerdeki bir hani ameliyatı yapabilir. Yani bu da mesela inanılmaz sağlık için evet. bence çok değerli bunlar bir katkı. Bunlar kolaylıkları. Peki bunlar kolaylıkları. Ama dezavantajları işte ya da var mı dezavantajı sizce? Ya olmaz mı? Tabii ki var ama şöyle yani dezavantajı derken evet her şeyimiz orada. Dolayısıyla bunu iyi korumalıyız. Gerçekten teknoloji tarafında yapacağımız yatırımlara para harcamaktan imtina etmemesi lazım kurumların mesela. Hani genellikle biz bununla karşılaşıyoruz. Yani bunun çözüm niye bu kadar pahalı? Hani şimdi bütçemiz yok sonra yapalım. Ya ama işte öyle olmuyor yani aldığın risk büyük aslında. Hani ben bunu eskiden hep şeye benzetiyordum. Alttan bir reklam bizi tercih edin. Biz veya başkası hani onun için söylemiyorum. Sadece teknoloji farkındalığı olarak söylüyorum. Evet. Yani bu konuda aynı işi görmüyorlar mı ucuzunu alalım. Ya hayır işte öyle değil aynı işi görmüyorlar ve bir seferlik bir şeyde her şey değişebiliyor. Her şey değişebiliyor. O sırada vermediğin belki birkaç bin dolar veya birkaç on bin dolar yerine sen birkaç milyon dolar kaybedebiliyorsun. Yani şirket hani, belki batma noktasına geliyor. Geliyor aynen. O yüzden
Hani bunlara gerçekten çok önem vermemiz lazım. Ben bunu genelde hep şey diye benzetiyordum. Hani biz Türk insanı olarak pek sigorta da yaptırmıyoruz ya. Hı hı. Artık bence sigorta olmanın ötesine de geçti. Yani bu bir zorunluluk. Hani hakikaten bunu artık algılamak lazım. Buna doğru önemi vermemiz gerekiyor. Ve bunu artık yani doğal kabul etmemiz gerekiyor. Biz nasıl aslında kafamıza kilit koyuyorsak veya hani çok riskli bir semtte oturuyorsak, alarm koyuyorsak evimize, tamam, camları kapıları açık yatmıyorsak, yani teknoloji dünyasında da internete çıkışı olan bir şeye eğer sen oraya bir güvenlik ürünü kullanmazsan, gerekli tedbirleri almazsan camın kapın açık yatıyormuşsun gibi. Evet, bütün yani, tehditlerde girmek için bekliyor. Aynen, uyuduğun zaman herkes evine girebilir. Yani herkesin bilgisayarına, hani bilgisayarında açık kapı bırakmak böyle bir şey. Herkes bilgisayarına girebilir bir o zaman. Bir antivirüs sistemi olmalı o bilgisayarda, hiç olmazsa firewall'un dışında. Kesinlikle, yani artık hatta biz ona antivirüs demiyoruz, uç nokta diyoruz. Çünkü uç nokta güvenliklerinin içerisinde belli başka özellikler de dahil olmaya başladı. Mesela hani şeyden bahsettik, linklere tıklamaktan bahsettik. Evet. Yanlış bir linke tıkladığın zaman bazen o uç nokta ajanları seni uyarıyor. Bir dakika. Ben emin misin? Yanlış bir şey sezdim, emin misin? Tekrar kontrol et diyebiliyor. Çünkü hani belli algoritmalar çalıştırıyor ve burada bir hani yanlışlık var, burada bir sıkıntı var diyebiliyor. Ama bunlardan imtina etmememiz gerekiyor. Peki İlkem Hanım, ben son sorumda çok yaygın olan bir soruyu sormak istiyorum. Yani merak edilen ve konuşulan, hatta şöyle bir soru bu. Yıllardır böyle bir algı var. Hani İlaç sektöründe olur ya, para kazanmak için, sizi tenzih ederek söylüyorum, para kazanmak için bir laboratuvar virüsü ortaya çıkartırlar, sürerler ve ondan sonra derler ki işte biz de bunun panzehiri bizde. Bunun aynısının da geliyorum soruya. Antivirüs yazılım, siber güvenlik şirketleri çıkartıyor böyle, işte kızıl hat diye bir şey çıkartıyor, ortada yok bir anda ama böyle bir virüs ortada olunuyor. Bir hafta sonra bizde bunun çözümü var, bizi tercih edin, alın, almazsanız bilgisayarlarınız patlayacak. Hani bu insanlar da çok yaygın bir şekilde, evet böyle yapıyorlar ya, bu sektör böyle denilen bir şey. Şimdi siz Kaspersky'de siz yani genel müdürsünüz ve bu sektörün içindesiniz. Hı hı. Ve ben hazır sizi bulmuşken bu soruyu sormak istiyorum. Bu kanı, bu algı doğru mu İlkem Hanım? Ya bizim bunu yapmamıza ihtiyaç kalmıyor. Yani zaten o kadar çok hani siber saldırı yapan, bundan beslenen hani çete, hatta genç, hatta profesyoneli, amatörü o kadar çok var ve o kadar çok yapıyor ki gerçekten bunu güvenlik şirketlerinin böyle bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Yani ihtiyaç yok böyle bir şeye. Hani ihtiyaç olsa yapar mıyız, o da işin başka bir tarafı. Tabii ki etik olarak yapmayız yani. Yapılmaması gerekiyor yani. Gerekiyor aynen yani, ama hani şu bugüne baktığımız zaman gerçekten hiçbir güvenlik firmasının burada bir efor sarf etmesi için... Siz de hiç duymadınız böyle bir şey olduğunu. Hayır, hiç duymadım. Hayır, ya, kesinlikle. Yani bir... sadece Kaspersky olarak değil, başka hiçbir firmanın da böyle bir şey yaptığını hiç düşünmüyorum yani. Hani özellikle kurumsal firmalara baktığımız zaman... Buna gerek de yok diyorsunuz. Çünkü ya, zaten ortalık karışık yani diyorsunuz. Ortalık karışık, evet yani. Niye buna çaba sarf etsinler? Hani biz daha ziyade aslında neler oluyor? Hani ne tip ataklar kullanılıyor? Yer altında, hani bizim mesela Kaspersky olarak dünyanın her yerinde yerleşik adamlarımız var. Yani ürün geliştirenler değil, sadece tehditleri izleyenler. Yani dünyada hani bu dark web'e onlar girebiliyorlar da hani izliyorlar. Hmm. Ne oluyor, ne bitiyor, trend nedir, neleri kullanıyorlar ve yapılmış saldırıları analiz edip inceleyip hani altını gören falan. Türkiye spesifik de adamımız var. Hakikaten Türkiye, çünkü o kadar enteresan bir coğrafyadayız ki biz hem yani Avrupa'ya göre doğuyuz, doğuya göre Avrupa'yız. O yüzden iki taraftan gelen saldırılara maruz kalıyoruz. Evet. Üstelik yani popülasyon olarak da en çok internet kullanan, en çok akıllı telefon kullanan, hotmail kullanan da bir ülkeyiz. Ama en bu konuda korumasız olan veya dikkat etmeyen de ülkeyiz. O yüzden de ciddi anlamda saldırıya maruz kalıyoruz. Yani biz o yüzden dikkatli olmalıyız. Aynen, kesinlikle. Yaptığımız araştırmalarda şeyi görüyoruz. Her yani böyle en çok bu saldırıya uğrayan ülkeler listesinde hep ilk üçteyiz. Yani Hep Türkiye var. O yüzden şekilde dikkatli olup önlemlerimizi almamız gerekiyor. O yüzden Türkiye'ye gerekiyor. De mesela bizim yani bizim Türkiye'ye yönelik Türkiye'yi takip eden elemanlarımız var ki hani kurumlarımızı
özellikle hizmet verdiğimiz kurumlarımızı önceden haberdar edebilelim. Önceden hani önlem almaya çalışalım. Biz kendi bilgi istihbarat şeyimizi koruyabilelim. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz İlkem Hanım. Biz de bu sayede verdiğiniz bilgilerle aydınlanmış olduk ve özellikle hani oradaki şehir efsanesinin doğru olmadığını da görmüş olduk. Yok değil, evet. Çok teşekkürler. Yani verdiğiniz değerli bilgiler ve katkılarınız için ve tabii ki bu olan daha da çok önümüzdeki zamanlarda gündeme gelecek gibi gözüküyor. Çünkü siber güvenlik ve dünyanın ilerleyişi bu yönde gidiyor yani. Tehdit var, güvenlik var ve bunlar karşı karşıya gelip sürekli çatışacaklar gibi. Çok teşekkür ederiz İlkem Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Çok mersi. Evet, artık programımızın sonuna geldik. Mecburen zamanımız sınırlı. Daha kalır konuşurduk ama maalesef programımızın süresi artık bittiği için uyarı da geldi bana. O yüzden kapanışa geçiyoruz. Yani burada aslında önemli olan tabii şu, dünya dijitalleşen bir noktada ve ilerliyor, gelişiyor. Ve bunda biz de buna dahiliz, biz de bu yaşama dahiliz. Dikkatli olmadığımızda sadece bireysel tabanda da değil, ülkeler bazında da yani kurumlar bazında dikkatli olunmadığında kaybedecek çok şey var, bunu görüyoruz. Çünkü ne kadar dijitale bağımlı oldukça o kadar yaşamlarımızın riske girdiği ya da askıya alınabileceği ve ortada mağdur olabileceğimiz durumlar yaşanıyor. Güvenlik önemli, evet, ama İlkem Hanım'ın da dediği gibi burada doğru yerlere doğru yatırımlar yapıp önlemleri sağlam ve dikkatli bir şekilde almak gerekiyor. Hem bireysel olarak, hem kurumsal olarak, hem de ülkeler bazında. Öyle değil mi İlkem Hanım? Kesinlikle. Bu haftalık bizden bu kadar. Bilimle kalın, esen kalın, hoşça kalın.